Merhaba sevgili arkadaşlar. Lise 1 tarih dersi konu anlatımlarımızda devam ediyoruz. Bu derski konumuz 2. ünitemizde yer alan ilk çağ medeniyetlerinden Mısır medeniyeti. Mısır medeniyetini anlatmaya çalışırken bir önceki dersimizde Mezopotamya uygarlığında yapmış olduğumuz gibi kavram haritasından yola çıkarak konuyu anlatmaya çalışacağız. Daha anlaşılır bir hal alacak. Ara ara da birkaç soru çözerek veya en sonunda birkaç soru çözerek işi daha anlaşılır hale getirmeye çalışacağız. Mısır medeniyeti ile ilgili konu anlatımına başlamadan önce sağ üst köşeye Mısır medeniyeti ile ilgili ben 4 tane kavram yazdım. Bu 4 kavrama mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Kavramlardan bir tanesi Nil Nehri. Bu bildiğiniz üzere dünyanın en uzun akarsuyu. Ve Nil Nehri Mısır'ın hayat kaynağı. Tarihçiler derler ki aynı şekilde coğrafyacılar da Nil Nehri olmasa Mısır medeniyeti olmazdı. Mısır'la ilgili bilmemiz gereken bir diğer kavram Nom kavramı. Mısır'da siyasi birlik oluşmadan önce şehir devletleri var. Şehir devletlerine Mısır'da nom adı veriliyor ki hatırlarsanız Sümerler'de site, Yunanlar'da polis deniyordu. Mısır medeniyetinde nomları bir araya getirip siyasi birliği ilk sağlayan kişi de Menes idi. Yani ilk firavun olarak Menes'i söyleme şansımız var. Mısır medeniyetinin bir diğer özelliği özgün olması idi. Özgün derken diğer videolarımızda da anlatmıştık. Hemen şöyle bir haritamızda bir kere daha teyit edelim. Yine DC haritamızı alalım ekrana. Şöyle göstereyim ben. Haritamızda Mısır burası. Nil Nehri burada akıyor. Mısır'ın batısında çöl var, güneyinde çöl var. Doğusu buradaki deniz Kızıldeniz. Kuzeyinde bulunan deniz de Akdeniz. Dolayısıyla Mısır'a ulaşım ilk çağlarda, tarih öncesi devirlerde çok kolay değildi. Bundan dolayıdır ki Mısır'a kimse gelemiyordu. Mısır'dan da kimse dışarıya gidemiyordu. Bu sebeple Mısır özgün bir medeniyet olarak karşımıza çıkıyordu. Mısır uygarlığı ile ilgili bilmemiz gereken diğer önemli bir husus Kadeş Antlaşması. Tarihte yapılmış olan ilk yazılı antlaşmaydı. Şimdi bunlar bilmemiz gereken kavramlar. Peki biz şimdi Mısır medeniyetini nasıl öğreneceğiz, nasıl hatırlayacağız? Ona bakalım. Mısır medeniyeti dediğimizde bir kavram haritası oluşturacaksak biliyorsanız kavram haritası biliyorsunuz. Kavram haritası oluştururken ortaya bir kavram yerleştirilir. Bu kavrama sorular sorulur ve alınan cevaplar üzerinden konu anlatılır. Mısır medeniyetinde temel kavram ölümden sonra hayata inanma. Yani Mısırlılar ölümden sonra hayata inanıyorlar. Ölümden sonra hayata inandıkları için ölülerini mumyalıyorlar. Ölümden sonra hayata inandıkları için ölen kişiler için mezarlar yapıyorlar. Ki bu ölen kişi eğer bir firavunsa onun için yapılan mezarın adı piramit. Normal bir vatandaş öldüyse onlar genelde labirente gömülüyor ama firavunlar piramide gömülüyorlar. O halde biz şimdi şöyle yapalım, yavaş yavaş konu açılımımıza başlayalım. Ölümden sonra hayata inanıyorlar, piramit ve mumya yapıyorlar. Peki bu piramit ve mumyayı kim için yapıyorlar? Bunu ağırlıklı olarak yaptıkları kişi firavundur. Hemen şöyle üst tarafa firavun yazayım ben. Firavun için piramit yapılır. Mumyanın en iyisi firavun için yapılır. Normal vatandaşlar için yapılan mumyalar öyle işte nedir? İdariliktir ama firavun için yapılabilecek en güzel mumya yapılmaya çalışılır. Firavunlar Tanrı'nın oğludur. Hemen şöyle yukarıya doğru çıkartalım. Oğlu diyelim şuraya. Oğlu. Kimin oğlu? Tanrı'nın oğlu. Tanrı'nın. Bu arada Mısır'da en büyük tanrı Ra'dır. Mısırlılar tanrılarını yarı insan yarı hayvan olarak hayal ederler. Mumya ile ilgili çekilmiş olan filmlerde dikkatinizi çekmiştir. İnsan vücutlu, kuş başlı veya aslan gövdeli, insan kafalı bir takım tanrılar vardır. Bu tanrılar arasında da en büyüğü Ra'dır. Firavun Ra'nın oğludur. Hemen burada bir mola vermiş olalım. Hemen araya şöyle bir ek yapalım. Eğer Firavun Tanrı'nın oğlu olduğunu iddia ediyor ise, bunu ben pembe kalemle yazayım. Önemli bilgilerden bir tanesi. Firavun Tanrı'nın oğlu olduğunu iddia ediyorsa bu devlet teokratik bir devlettir. Teokratik. Önceki videolarımızdan bir tanesinde ilk çağ medeniyetleriyle ilgili kavramlar hakkında bilgi vermiştik gençler. Teokratik devlet, din ve devlet işlerini birbirine karıştığı devletti. Firavun Tanrı'nın oğlu olduğunu iddia ediyorsa, şuradan Tanrı'nın oğlundan da bir ok çıkartalım teokratiğe. Bu devletin teokratik bir devlet olduğunun kanıtıdır. Peki Firavun'un yetkileri nelerdir? Onlara bir bakalım. Firavun hemen şöyle sol tarafa doğru bir ok çıkartayım. Dinin lideridir. Firavun dini liderdir. Firavun aynı zamanda askeri liderdir. Ordunun da başında o vardır. Firavun aynı zamanda hukukun da lideridir. Hukukun lideri. Hukuk. O halde Firavun için ben dini lider, hukuku lider, askeri lider, Tanrı'nın oğlu dediğimde ne yapmış oluyorum? Konuyu tamamen şekillendirmiş oluyorum. Bu arada dikkat çekici bir husus vardır. Mısır'da halk sınıfları vardır. Halk sınıflarından bir tanesi Firavun ve ailesidir. Bir diğeri askeri yetkilerinden dolayı askerler sınıfı vardır Mısır'da. Askerler sınıfı. Bunun yanında din adamları sınıfı vardır. Hemen onu da yazalım. Din adamları sınıfı. Din adamları. Bu arada dikkat.
Bazı sorularda din adamları sınıfı demez, ruhban sınıfı der, ruhban sınıfı. Ruhban sınıfı ile din adamları sınıfı ne olacaktır? Aynı kapıya çıkacaktır. Hemen buradan bir sorgulamaya girelim. Firavun hukukun lideri ise, Firavun aynı zamanda Tanrı'nın oğlu ise, o zaman bu Firavun'un iki dudağı arasından çıkan her şey kanun olarak karşımıza çıkacaktır. Firavun'un iki dudağı arasından çıkan her şey kanunsa, o zaman hukuk kişiye göre değişecektir. Hukukun üstünlüğü söz konusu değildir. Hukuk kişiye göre değişirse o zaman ne olacaktır? Hukuk gelişmeyecektir. Mısır medeniyetinde hukuk gelişmemiştir. Hemen yazalım. Hukuk gelişmez diyelim. Hukuk neden gelişmez? Çünkü Firavun'un dini yetkileri vardır. Dini yetkileri olduğundan dolayı istediği şekilde kanun çıkartır. Bu da hukukun gelişmesini engelleyecektir. Şimdi burada Firavun kısmını hemen hemen hallettik. Bir aşağı inelim şimdi. Piramitten itibaren birkaç soru soralım. Oradan da mevzumuzu ilerletmeye çalışalım. Hemen piramitlerle ilgili ilk yazacağımız şey şu olsun. Mısır'da meşhur 3 tane büyük piramit var. Bu büyük piramitlerden bir tanesi Keops, bir tanesi Kefren, bir tanesi Mikerinos. Mikerinos. Keops, Kefren, Mikerinos. Bu 3 piramide Giza piramitleri dendiği de olur. Şimdi Mısırlılar ölümden sonra hayata inandıkları için, firavunları için devasa piramitler yapıyorlar. Peki bu yapılan devasa piramitlerde çalışan kişiler kimler? Bu piramitleri yapan kişiler kimler? Hemen oradan da şöyle yapalım. Bir yeşil okla buraya yazalım. Burada çalışan kişiler köle sınıfıdır arkadaşlar. Köle sınıfı. Peki köleler bu piramitlerde neden bu kadar ağır koşullar altında çalışıyorlar? Neden bunu kabul ediyorlar? Zira Firavun Tanrı'nın oğlu olduğu için ve burada bulunan insanlar ölümden sonra hayata inandıkları için, cennet ve cehennemle dolayısıyla Firavun'un olduğu için, Firavun'un gözüne girmek adına bu kadar ağır işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Şimdi piramide geri dönelim. Şöyle gözünüzde bir piramit canlandırın. Piramitler genelde böyle çölün ortasındadır. Piramide doğru giden bir taş yol vardır. İşte o taş yolun sağında solunda garip bir takım heykeller vardır. Bu heykeller muhakkak gözünüzün önünde canlanmıştır. Aslan vücutludur, insan kafalıdır. İşte Mısır'da aslan vücutlu, insan kafalı biçimde yapılan bu heykellere Sphinx adı veriliyor. Sphinx. Bakın hemen gözünüzde daha net canlansın diye, enteresan bir cümle olacak şimdi. Sphinx'i şöyle bir göstereyim ben size. Bakın Sphinx. Aslan gövdeli, insan başlı genelde piramitlerin önünde olur. Bu arada bu Sphinx ve piramitten bir husus dikkatimi çekmeli. O husus da şudur. Bir toplum piramit ve Sphinx yapıyorsa ve bakın bunların ikisi mimari eserdir. Ama nasıl mimari? Dini mimari. Mısır'da daha çok dini mimari gelişmiştir. Neden? Çünkü adamlar ölümden sonraki hayata inanıyorlar. Ölümden sonra hayata olan inançları dini mimari ne yapacaktır? Geliştirecektir. Piramitlerde girişlerinde dikkatinizi çeker. Mısırlılar kendilerine has bir yazı kullanmışlardır. Mısırlıların kendilerine has kullanmış olduğu bu yazının adı hieroglif yazısı. Şöyle yukarıya yazalım. Hieroglif. Hatırlayınız, hieroglif bir resim yazısı idi. Ve bu hieroglif yazısını Mısır'da yazmayı bilen, kullanmayı bilen kişilere katipler deniyor. Katipler. Bak bu da bir sınıf. Katipler. Mısırlılar bu hieroglif yazısını papirüs adı verilen kağıtlara yazıyorlar. Hemen şöyle yazalım. Papirüs. Peki bu papirüs nerede yetişiyor? Bu bir bitki. Nerede yetişir diye soralım. Nerede yetişir? Yetiştiği yer Nil Nehri'dir. Nil Nehri'nde yetişiyor. Hemen şimdi şöyle yapalım. Nil Nehri demişken hemen şöyle alt tarafa küçük bir harita yerleştireyim ben. Bakın şöyle şurada. Hem Mısır'ı görmüş ol, hem Anadolu'yu görmüş ol, hem kısmen Mezopotamya'yı görmüş ol. Bak Nil Nehri burada yeşil, küçük de olsa inşallah dikkatinizi çekiyordur. Şimdi Nil Nehri, Mısır burada bir dursun. Biz şimdi şuradan mumya kısmından bir yürüyelim. Mumya kısmına sorular soralım, oradan bir takım cevaplar elde edelim. Bir toplum mumya yapıyor ise o toplum hangi bilim dallarında gelişir? Bak bir toplum mumya sanattır aslında. Mumya ile uğraşıyorsa gelişecek olduğu bilim dalları 3 tanedir. Bir, tıp biliminde gelişecektir. Tıp biliminin yanında kimya biliminde gelişecektir. Bunun yanında bir de eczacılıkta gelişecektir. Tabii sen şöyle diyebilirsin, hocam eczacılık bir bilim dalı değil. Doğrudur aslında. Yalnız soruların bir kısmında mumyadan dolayı tıp demez de anatomide diyebilir. Bu şekilde anatomide karşımıza çıkabilir. Şimdi şuradaki Nil Nehri'nden ben şöyle sağ tarafa doğru bir ok alayım. Şöyle şuraya kadar. Hemen şimdi bunun karşısına Nil Nehri'nin varlığı dolayısıyla burada yaşayan insanlar hangi işle uğraşacaklar onu yazalım.
Burada yaşayan insanlar genel olarak tarımla uğraşacaklardır. Peki Mısırlılar tarım ile uğraşırlarsa ne gelişir? Hangi bilim dalları gelişir? Ona bakalım. Tarım ile uğraşırlarsa 3 tane bilim dalı gelişecektir. Bu bilim dallarından bir tanesi matematiktir, bir tanesi geometridir, bir tanesi astronomidir. Astronomi. Peki bunlar bu bilim dallarında geliştiklerinde neler bulmuşlar? Mesela matematikle ilgili neler yapmışlar? Matematikte 4 işlemi Mısırlılar buldu. 4 işlem. 4 işlemin yanında ondalık sayıları da onlar buldu. Geometride hatırlayınız. İlk güneş takvimini, pardon yanlış oldu. Geometri dediğimizde pi sayısı dememiz gerekiyor. Geometride pi sayısını buldular. Astronomide ise ilk güneş takvimini buldular. Güneş takvimi. Burada bir mola verelim. Şimdi iki konuyu birbirine bağlayalım. Dikkat çekici olan hususlardan bir tanesi daha geliyor şimdi. Mısırlılar hiyeroglif yazısını bulmuşlardı. Bu hiyeroglif yazısını bunlardan Fenikeliler öğrenmişti. Fenike. Bu yazıyı Fenikeliler alfabeye dönüştürdükten sonra Fenike alfabesini Fenikelilerden Yunanlılar öğrenmişti. Yunanlılardan Romalılar öğrenmişti. Romalılar da bu yazıyı Latin alfabesine dönüştürmüşlerdi. Şimdi bizim dikkat edeceğimiz husus şu. Hiyeroglif yazısı Mısır, Fenike, Yunan, Roma sıralamasıyla gitti. Güneş takvimi de aynı sıralamayla gitti. O zaman ben şurada bulunan güneş takviminden şöyle bir ok çıkarsam ve şurada bulunanları da yuvarlak içerisine alsam bir kere daha yazmama gerek var mıdır? Yoktur. O zaman güneş takvimi Mısırlılardan Fenikelilere, Fenikelilerden Yunanlar, Yunanlardan Romalılara geçmiş. İlk ünitelerdeki derslerimizi hatırlarsanız Romalılarda Julien, Julius Caesar'ın ve Gregorian'ın düzenlemeleri vardı. Takvime bu isimlerin verildiği de olmuştu. Ama burada şimdi şu aklımıza geliyor. Biz buradan Nil Nehri'nden tarım dedik. Tamam mantıklı ama tarımla matematik, geometri, astronomi nasıl gelişiyor? Hemen onu da söyleyeyim. Astronomiyle başlayalım biz. Adamlar Nil Nehri'nin etrafında tarım yapıyorlar. Tarım için ürüne tarlaya ürünleri ekiyorlar. Birdenbire Nil Nehri taşıyor. Adamlar Nil Nehri'nin neden taştığını merak ederken yaptıkları araştırmalar neticesinde Sirius yıldızının doğuda gözüktüğü dönemde Nil Nehri'nin taştığı dikkatlerini çekiyor. Ve bu adamlar bunu not alarak takvimi icat ediyorlar. Bak astronomi dolayısıyla güneş takvimi nasıl ortaya çıktı? Tarımla uğraşırken yani ihtiyaçtan ortaya çıktı. Peki matematik nasıl gelişti? 4 işlem ondalık sayılar. Bu adamlar tarımla uğraşıyorlar. Tarlayı eken adam firavuna vergi verecek. Peki vergiyi verirken hesap kitap yapacaksın. O zaman ne olacak? Matematik gelişecek. 4 işlem ortaya çıkacak. Ondalık sayılar ortaya çıkacak. Peki geometri nasıl gelişti? Şimdi Nil Nehri'nin etrafında diyelim ki benim tarlam var. Tarla bana ait ise özel mülkiyettir. Peki Nil Nehri taştı. Nil Nehri taştığında etrafa taş toprak taşıyacaktır. Onların yerlerini değiştirecektir. Nil Nehri taştıktan sonra ben tarlamı bulmakta zorluk çekebilirim. Ama devlet şöyle derse senin tarlanın kısa kenarı 300 metre, uzun kenarı 500 metre derse, o zaman benim elime de bir belge verirse ben ne yaparım o zaman? Tarlamı istediğim zaman tekrar aynı şartlar altında oluşturabilirim devletin gözetimi altında. Benim şimdi tarlamın kısa kenarı uzun kenarı varsa otomatik olarak ne olacak? Geometri gelişmiş olacak. Ve ne olmuştur? Bu şekilde bu adamlar da matematik, geometri ve astronomide gelişmiştir. Yalnız burada bir hususa dikkat edelim. Ben şöyle pembeyle yuvarlak içerisine alayım. Bakın Mısır'da gelişen bilim dallarından bir tanesi tıp, bir tanesi kimya, bir tanesi eczacılık, bir tanesi matematik, bir tanesi geometri, bir tanesi astronomi. Bu bilim dallarına da dikkat etmek gerekiyor. Bu arada başta söylemeyi unuttum. Mısır medeniyetinden 2018 TYT sınavında soru geldi. Aşağıdakilerden hangisi Mısır medeniyetinin özelliklerinden biri değildir diye soru sordular. Şimdi bütün bu anlatımın yanına hemen biz şöyle yapalım. Bu anlatım içerisinde bakın özellikle yeşil yazdığım yerler var. Yeşili sadece bir noktada kullandım. Şimdi o yeşille yazmış olduğum yerleri şöyle sağ tarafa bir toplayalım. Bunun da zaten ipucunu anlatırken vermiştim. Şöyle diyeyim ben şuraya. Araya bir oluşturalım şöyle. Mısır'da halk sınıfları. Bakın Mısır'daki bir numaralı halk sınıfı. En tepede kim var? Firavun ve ailesi var. Firavun ve ailesi. İki numaralı halk sınıfı dediğimizde aklımıza gelmesi gerekenler askerler, asker sınıfı, katipler sınıfı ve rahipler sınıfı. Tekrar ediyorum, rahipler sınıfı yerine ruhban sınıfı da diyebilirdim. Dikkat! Mısır'daki en önemli sınıflardan bir tanesi rahipler sınıfı.
Rahipler neden bu kadar önemli? Bir daha başa saralım. İnsanlar ölümden sonraki hayata inanıyorlar. Ölümden sonraki hayata inandıklarından dolayı Firavun'un her dediğini yapıyorlar. İnsanlar ölümden sonra hayata hazırlaması gereken kişi Firavun. Peki Mısır'da bir sürü insan var. Firavun bu kadar insanı ölümden sonraki hayata hazırlayabilir mi? Hazırlayamaz. Firavun ne yapıyor? Dini yetkilerini din adamlarına devrediyor. Bundan dolayı bu din adamları şöyle nokta noktayla göstereyim bakın. Ölümden sonraki hayata inanmadan dolayı din adamları çok güçlü bir sınıftır. Katipler neden güçlü bir sınıf? Çünkü katipler yazı yazmayı biliyorlar. Yazı yazmak o dönemler için kıymetli. Peki askerler neden önemli bir sınıf? Bu arada askerler neden önemli bir sınıf derken kafan şu noktada karışabilir ki bence karışmalı. Hocam Mısır'ın etrafı doğal setlerle çevriliydi. Dışarıdan kimse gelemiyordu. İçeriden kimse dışarıya çıkamıyordu. Peki neden askerler bu kadar güçlü? Mısır'ın askere ihtiyacı yok ki dışarıdan kimse gelemiyor diyebilirsin. Ama o zaman ben şunu gösteririm sana. Bak çok ciddi bir köle nüfusu var. İşte o köle nüfusunu baskı altına alabilmek için ne yapman gerekiyor? Bu noktada yüklenmen gerekiyor. 2 numaralı sınıf askerler, katipler ve rahipler sınıfı. Hemen 3 numaralı sınıf tüccar ve esnaf sınıfı. Tüccar ve esnaf sınıfı. Ben buna şehirler de diyebilirdim. 4 numaralı sınıf çiftçiler sınıfı. Çiftçi sınıfı. Bu arada çiftçi sınıfını ben burada yeşille yazmamışım. Bakın hemen şöyle tarımdan ok çıkartarak şuraya çiftçi diyebilirdim mesela. Böylece yeşiller tamamlanabilirdi. Tüccar ve esnaf hariç. Bu arada 5 numaralı Mısır'daki 5 numaralı sınıf köleler sınıfı. Köle. Şimdi gençler şunları da şöyle bir şekil içerisine alalım. Önemli bilgi. Şimdi bu bilginin içerisinde dikkat çekici olan husus şu. Bir kişi Firavun'un oğlu olarak doğmuşsa alt sınıfa düşme şansı yoktur. Mısır'da bir kişi köle olarak doğmuşsa üst sınıfa çıkma şansı yoktur. Yani köle hayatı boyunca köledir. Köleden doğan çocuk da hayatı boyunca köledir. Dolayısıyla Mısır'da halk sınıfları arasında dikey geçişlilik yoktur. Bakın farklı renk kalemle hemen şöyle yapalım. Şuradan turuncuyu alalım. Şuradan bir ok çıkartayım şöyle. Bak önemli bilgi. Hemen yazayım ben şuraya. Dikey hareketlilik, dikey hareket yok. Dikey hareket ne demek? Bir insanın çalışarak, çabalayarak ne diyelim üst sınıflara çıkabilmesidir. Mesela diyelim ki ben bir çobanım, okula gittim, okudum, ettim, vali oldum. Bak dikey hareketlilik var demektir. İnsan makam mevki olarak yukarıya doğru çıkabilmektedir. Ama Mısır'da bir kölenin çocuğu hiçbir zaman bir üst sınıfa çıkamaz. Mısır'da bir tüccarın çocuğu istediği kadar çalışsın hiçbir şekilde firavun olamaz. Dolayısıyla Mısır'da dikey hareketlilik yoktur. Hemen gençler şimdi anlatmış olduğumuz konulardan şöyle birkaç tane soru çözelim. Aralarda çözeriz diye düşünmüştüm ama tabii ben onu kaçırdım arada. Buna göre Mısır'la ilgili yorumlarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Mısır'la ilgili yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Burada kusura bakmayın telefon çaldı. Şehir devletleri tarzında örgütlenen Mısır'da Menes tüm şehir devletlerini hakimiyeti altına almış ve kendini firavun ilan etmiştir. Ne yapmış? Şehir devletini birleştirmiş, siyasi birliği sağlamış, kendini de firavun ilan etmiş. Hemen bakalım bir siyasi yapının değiştiği. Şehir devletlerinden merkezi krallığa dönüşmüş. Dolayısıyla siyasi yapı değişmiş. Sorunun cevabında bir olacak. Baktığım zaman sorunun cevabı Adana, Ceyhan ve Denizli oluyor. İki, teokratik yönetimin güçlendiği. Teokratik yönetim neydi? Burada bakın hemen gösterelim. Alt tarafta da teokratik yönetim gözüküyor zaten. Bir kişide din ve devlet yetkilerinin tamamının o kişide olmasıydı. Burada Tanrı Kral diyor. Teokratik yönetim de var. 3 numara ruhban sınıfının doğduğu. Ruhban sınıfı neydi? Din adamları sınıfıydı. Cümle içerisinde din adamları sınıfından söz etmiş mi? Etmemiş. Sorunun kökünde buna göre demiş mi? Demiş. Benim bilgimde ruhban sınıfının doğduğu var ama soru da yok. Sorunun kökünde yok. Dolayısıyla 3 numarayı alamıyorum. Sorunun cevabı 1-2 Ceyhan olarak karşıma çıkıyor. Hemen bir soru daha. Mısır'da bu görkemli mezar anıtlarının ve tapınakların ortaya çıkması özelliklerinin hangileriyle ilişkilendirilebilir? Mısırlılar kendilerine özgü üslubu ile piramit ve labirent gibi anıt mezarlar, Karnak ve Luxor gibi tapınaklar inşa etmişlerdir. Peki bu tapınaklar piramit değil mi? Piramitleri neden yapmışlardı? Ölümden sonra hayata inandıkları için. Peki piramitleri kim için yapmışlardı? Firavun için. Firavun kimdi? Tanrı'nın oğluydu. Bak aslında şekil bana sorunun cevabını veriyor. Bir, ölümden sonraki hayata inanılması var. İki, kralların Tanrı ve Tanrı'nın oğlu kabul edilmesi direkt alakalı. İki de var. Tarihin en eski devletlerinden biri olması, tarihin en eski devletlerinden biri olmasıyla tapınak yapmanın ne alakası var? Sorunun cevabında 3 yok. Sorunun cevabı yalnız 1, 2. Yalnız bu arada yanlış oldu. 1 ve 2 sorunun cevabı olarak karşımıza çıkıyor. Hemen yeni bir soru. Aşağıdakilerden hangisi
Mısır uygarlığının özelliklerinden biri değildir. Mısır uygarlığının özelliklerinden biri değildir. Bu 2018 TYT'de çıkan soru formatında bir soru. A. Güneş yılını hesaplamışlardır. Aha, burada köşede gözüküyor. Güneş yılı var. B. Hiyeroglif denilen resim yazısını kullanmışlardır. Burada. C. Ülke yönetiminde Firavun mutlak güç olmuştur. Firavun burada Tanrı'nın olduğu için, oğlu olduğu için mutlak güç. Yanında meclis yok. Yetkileri sınırsız. 3 de var. D. Çevresi doğal koruyucularla kaplı olduğu için özgün bir uygarlıktır. Özgün burada. E. Yazılı kanun düzenlemesine önem vermişlerdir. Yazılı kanunla ilgili bir şey yok. Hatta bak şöyle biraz aşağıya çekeyim. Hukukun gelişmediğine dair ibare var. Bak ne oldu? Çizmiş olduğumuz şekil bütün soruyu bana rahat bir şekilde çözdürdü. Devam. Eski Mısır'da firavunların mutlak egemen olduklarının en güçlü kanıtı aşağıdakilerden hangisidir? Mutlak egemen olduklarının en güçlü kanıt. A. Başlangıçta nom denilen şehir devletlerinin oluşmaları. Bu siyasi birlik olmadığını kanıtlar. B. Aşağı ve yukarı Mısır'ın siyasi birliğini sağlanması. Siyasi birliği sağlamışlar. Dursun. C. Tanrı kral anlayışının kabul edilmesi. Bir kral aynı zamanda tanrı ise o zaman onun ağzından çıkan her şey kanundur. Söylediği her şey yapılır mı? Evet. O zaman mutlak egemenliği güçlü olur mu? Evet. Bundan öte bir güç olur mu? Mümkün değil. Dolayısıyla sorunun cevabı C'dir. D, E'ye hiç bakmıyorum. Devam ediyorum. Yeni bir soru. Aşağıdakilerden hangisi Mısır uygarlığının günümüz uygarlıklarına katkılarından biri olamaz? Mısır uygarlığının günümüz uygarlığının katkılarından biri. A. Tıp var burada. B. Takvim nerede? O da burada. C. Eczacılık burada. D. Bilimsel tarih. Hani hiçbir yerde göremedim. Bilimsel tarih yok. Sorunun cevabı Denizli. E. Matematik. Matematik de burada. Bak ne oldu? Soruyu çok rahat bir şekilde çözdük. Bilimsel tarih dediğimiz Yunanistan'da başlayacaktır arkadaşlar. Devam. Son soru aynı zamanda. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Mısır uygarlığı ile ilgili değildir demiş. A. Nom. Burada. B. Firavun. Burada. C. Patesi. Bu bir önceki videodaydı. Mezopotamya, Sümerler'deydi. Sorunun cevabı C ama ben devam edeyim. D. Piramit. Burada. E. Hiyeroglif. Burada. Evet. Böylece sorularımızı da çözmüş olduk. Evet sevgili arkadaşlar, Mısır medeniyeti ile ilgili konu anlatımız burada sona erdi. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Başka bir tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın.